TV100'de canlı yayınlanmakta olan Pusula programından hepinize hayırlı akşamlar. Efendim, öncelikle Balıkesirspor'un bugünkü maçın Alanya ile yükselme grubunda, playoff grubunda Süper Lig'e yükselme maçı biraz önce başladı. Balıkesirspor'da gördüğümüz kadarıyla gayet iyi mücadele ediyor. İnşallah Alanya Spor'u eleyerek yeniden geçen yıl ayrıldığımız Süper Lig'den inşallah dönüşünü yapmış olacağız. Ona Balıkesirspor'umuza da başarılar diliyoruz. Ayrıca Bandırma Spor'a da onlar da birinci lige yükselme final maçına kaldılar. Onlara da başarılar diliyoruz. İnşallah iki futbol takımımız da bir üst lige yükselerek hepimizi yeniden bizleri gururlandıracaklar. Bu nedenle öncelikle her iki takımımıza da bugün ve cumartesi günü yapacakları maçlarda başarılar diliyoruz. Efendim, bugünkü konuğumuz tabii genç yaşına rağmen Balıkesir'de birçok konuda, biraz sonra sohbete başladığımızda sizler de göreceksiniz, birçok değişik alanlarda farklı görevlerde bulunmuş. Şu anda da yine farklı alanlarda da görevlerine devam eden ama esas itibarıyla bugünkü konumuzun daha yoğunluklu olarak tarım sektörümüzün çalışması, özellikle bunlarla ilgili konuşacağız. Bu nedenle bugünkü konuğumuz Pamukçu Aslıhan Tepecik Ovaları Sulama Birliği Başkanlığını yapan Sayın İsmail Çoban. Efendim, hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz Allah'a çok şükür. Bugün biraz önce ben de bahsettim. Bu hafta aslında futbolda Balıkesir gayet önemli maçlar Şu anda devam ediyor. Cumartesi günü de herhalde Bandırma Spor var. 19 Mayıs'ta. Evet, tabii. Bugün tarihi bir gün. Evet. Buyur başkan. Evet, ben de öncelikle hayırlı akşamlar diyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii sizin de programın başında belirttiğiniz gibi Balıkesirspor'a şu an maç devam ediyor. Onlara da başarılar diliyoruz. Yine bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Türk Milleti'nin bayramını da kutluyoruz aynı zamanda. Burada bulunmaktan, sizinle birlikte olmaktan da son derece mutluyuz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bugün akşam yoğunluklu olarak sulama birliğiyle alakalı, evet. Pamukçu Aslan Tepecik Ovaları Sulama Birliği'yle alakalı. Çünkü ben seyircilerimize de açıklama yapmış olayım. Balıkesir aslında sulama birliği deyince Türkiye'ye örnek pilot bir uygulama da yapıyor. Bunu da konuşacağız. Çünkü özellikle Balıkesir tarım da Türkiye'nin en önemli ilk sıralarındaki bir ili. Balıkesir deyince de tarımı konuşmak lazım. Tarımla ilgili de sulama birlikleri konusunda Balıkesir'de sevgili seyircilerimizin arasında tarımla ve özellikle sulamayla olanlar ilçelerimizde de var. Birçok sulama birlikleri var. Bunların da yeni bir uygulamaya geçiyor. Bunların kiminin kafası tabii yeni bir şey olduğunda birazcık karışıyor ama onları da konuşacağız. Evet. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Tabii bir şeyle kendine muhatap olan insanlar biliyorlar ama biz şimdi seyircilerimize şunu bir kere çok izah etmemiz lazım. Yani sulama birliği nedir? Evet. Kim kurar? Nasıl olur? Ne iş yapar? Şöyle bir sulama birlikleri nedir? Onu bir tanımakta anladım. Fayda var. Şimdi efendim, sulama birlikleri 6172 sayılı kanuna esas olarak kurulan birlikler. Sulama birlikleri devlet su işlerinin veya il özel idarelerinin yapmış olduğu göletler, barajlar, sulama sistemlerini çalıştıran aslında bir birim. Belli bir havzası olmak zorunda. Biz hem kendi birliğimizi anlatalım, aynı zamanda buradan da birliklerin statüsünü anlatmış olalım. Pamukçu Aslan Tepecik Ovaları Sulama Birliği 13 yerleşim yerinden oluşmakta. Su sağladığımız barajımız İkice Tepeler Barajı. Aynı zamanda Balıkesir'in de içme suyunu sağladığımız baraj burası. 13 tane yerleşim alanımız var. Bu 13 yerleşim alanına hitap eden 50 kilometrelikte bir ana kanalımız var. Yine bunun yanında 3 tane ayrı pompa istasyonumuz var. Yaklaşık bunlar da 15 kilometre civarında, 65 kilometrelik bir alanda aslında sulama yapıyoruz. Tabii birlikler nasıl kuruluyor? Bu tür tesisler yapıldıktan sonra bu hizmetin tamamen çiftçileri tarafından veya çiftçi örgütlenmeleri tarafından
işletilmesi düşünerekten aslında bu yasa çıkmış. Her köy kendi sulama alanı içerisindeki alan kadar meclisiyesine sahip. 13 tane yerleşim yerimiz var demiştik. Bizim 56 tane meclisiyemiz var. Toplamda da 44 bin dönüm sulanabilir bir arazi kapasitemiz var. Hangi köyde ne kadar alan varsa bu oran hesabı yapılaraktan da her köy kendi içerisinde üyeler arasında meclisiyelerini seçiyor. Yani arazi miktarına göre. Arazi miktarına göre o köyü, o yerleşim alanını temsil etmek üzere meclisiyeleri seçiliyor. Meclisiyeleri seçildikten sonra da meclisiyeleri kendi içerisinde başkanını, yönetim kurullarını, denetim kurullarını seçerekten faaliyetlere devam ediyor. Tabii bu manada sulama bedellerinin tanıtımı noktasında biraz sıkıntı vardır. Yani toplumumuz genel olarak işte kırsal kesimdeki yaşayan insanlar sulama bedellerinin ne işte uğraştığını iyi bilirler ama genel olarak ülke genelinde bunun tanıtımında biraz sıkıntı var. Yani sulama birlikleri çok fazla böyle aktif gözüken birlikler statüsünde değil ama tarımsal faaliyetlerde su hayat, can damarı bu işin. Su olmadığı zaman tamamen kuru tarımla bir takım ürünler yetiştirmek mümkün. Ama su geldiği zaman her türlü sebzeyi ve yeşil aksamlı bitkiyi üretmek mümkün. O yüzden fevkalade önemli ve ülke tarımında da çok ciddi yer almakta. Yaklaşık olarak Türkiye genelinde şu an her geçen gün sayıları da artabiliyor. Şu an 468 tane sulama birliği var Türkiye genelinde hizmet veren. Ve Türkiye tarımına aslında yön veren birlikler bunlar. Çünkü buradaki malumunuz yaz geldiği zaman hava sıcaklıkları artıyor. Sulama işi fevkalade önemli, ciddi bir planlama gerektiren bir iş. Düşünün ortada bir pasta var ama birçok insan da bundan faydalanmak istiyor. Bunun planlaması... en basitinden sizin sulama birliği işte bütün Balıkesir'e içme suyunu sağlayan, içme suyu verilecek, evet, sulama birliklerine verilecek, bu önemli bir plan. Evet, yani mesela bizim barajımız tam rakamda hatalı verebiliriz ama yaklaşık olarak 150 milyon metreküp su depolama imkanı var İkizcetepeler Barajı'nda. Yaklaşık da yıl içerisinde biz 35 milyon metreküp suyu barajdan alıp işte bu 13 yerleşim alanına dağıtımını yapıyoruz. Evet. Ve bunun planlamasını yapıyoruz. Ve çiftçilik çok ciddi bir üretim mekanizması aslında. Tam bir kombine üretim tesisi diyebilirsiniz. 24 saat boyunca yaşayan canlı bir varlık. Dolayısıyla bu 24 saat boyunca suyun yönetimini sağlıyorsunuz. İşte 13 tane yerleşim alanımız var dedik. Bu 13 tane yerleşim alanında Selimiye'den başlıyor. İsterse o köylerin de yerleşim alanlarında isimlerini bir sayalım. Tabii neresi? Çünkü Pamukçu, Aslan Tepecik diyoruz, evet, ama. İşte o iki tane büyük ovası olan yerleşim alanlarının ismi verilmiş, evet, burada. 1998 yılında kurulmuş bir birlik. Aynı zamanda bizim sulama birliğimiz. Selimiye başlangıç noktamız İkincitepeler Barajı'nda. Selimiye, arkasından Taşköy, Pamukçu, Nergis, Küçük Bostancı, Büyük Bostancı, Paşaköy, Atköy, Aslan, Aslan Tepecik, Çandır ve Yenice. Bu da yani şimdi saydığınız şeye bakınca bu arazi, yani alanı bilenler Balıkesir'in ovasının, tabii, çok büyük bir bölümü, hemen hemen hepsi. Balıkesir'de tarım üretimi deyince de buradaki çoğunluğu bu bölge, yani, şehir merkezinde. En azından şunu söyleyebiliriz. Bizim sulama sahamız içerisinde bulunan köylerde neredeyse her araziden çift mahsul alınan yerler. Dolayısıyla Balıkesir'e çok ciddi katma değer üreten yerleşim alanları bu. Başlangıçta da demiştik sahamızda 44 bin dönüm arazi var. Ama burada tabii 44 bin dönümün içerisinde meralar da, bir kısım meralar da var. Tamamının da ekilmesi mümkün değil. Belki ekiliyordur ama hani buğday gibi, arpa gibi ürünler sulama ekilir. Sulama amaçlı yapılmıyordur. Ama bizim geçen yıl en son kendi rekorumuz diyelim artık. 29.153 dönüm alanda sulu tarım yapıldı bizim kendi bölgemizde. Ve benim bu yıl 4. yılım burada aktif olarak, başkan olarak görev yapıyorum. Başladığımızda da 22.500 dönümdü maksimum rakam sulanabilen alan. Her geçen gün bu oran da artmakta. Vatandaşlar sulu tarıma çok daha fazla özen göstermekte. Özellikle bölgemizde hayvancılık tesislerinin artmasıyla
ekili alanlarda silaj ekimi çok yoğun oldu. O zaman sırf tarıma değil, hayvancılık sektörüne tabii de çok büyük bir iç içe. Şimdi Birol Bey, aslında bu konu o kadar uzun kapsamlı bir konu ki Türkiye, Türk ekonomisi içerisinde tarımsal faaliyetlerin ya da tarım ekonomisi ciddi bir yer edinmekte. Aynı zamanda tarıma dayalı çalışan insanlar ciddi bir kitle çalışmakta burada. Yine ülke nüfusunun da %30'unun, %35'inin kırsal kesimde yaşadığını düşünürsek tarım başlı başına bir olay. Yani bir programda, iki programda, üç programda anlatmakla bitmez. Mesela şöyle söyleyeyim, tarımsal teknolojilerde de tabii ciddi gelişmeler var. Son dönemde şöyle anlatalım, izleyicilerimiz de daha rahat algılasınlar. Önceden işte çok taban araziler olurdu, toprağa çok güzel araziler olurdu. Evet. Çok kıymetlidir bu tip araziler. İşte bir noktada da kıraç bir arazi vardır. O kıraç arazi çok fazla kıymetli değildi veya çok fazla ürün alma imkanı yoktu burada. Ama son 8 yıldır diyelim, 8 yıldır, 10 yıldır yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle son 2 yıldır Tarım İl Müdürlüğümüzün, hükümetimizin, Tarım Bakanlığımızın ve bizlerin de çok ciddi tanıtımlarıyla damlama sulama diye yeni bir sistem var. Aslında çok eskiden beri bilinen bir sistem ama bundan önce çok ekonomik değildi. Yerli üretim olanakları yoktu burada. Özellikle bu damlama boruları neredeyse her bitkinin bulunduğu yere su damlatan bir sistem. Teknolojisi çok pahalıydı. Ama Allah'a çok şükür şu an ülkemizde damlama borularının, önceden bunların tamamını İsrail'den alıyorduk, Amerika'dan alıyorduk. O yüzden çok pahalıydı. Şimdi bunları kendi ülkemizde üretme imkanımız var. Birçok müteşebbis bu noktada yatırım yaptı. Ve damlama hükümet destekliyor mu tarımı? Tabii yani şimdi, açık bizim eskiden fıskiye şeklinde o görüyorduk mesela. Yağmurlama artık pek, mesela ben de görmüyorum artık eskisi şimdi, gibi. Şimdi damlama sistemiyle alakalı öncelikle hükümetimizin, Tarım Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi desteği var. Damlama sistemi kurmak isteyen kişiler ilçe tarım müdürlerine gittikleri zaman eğer kendi finansal kaynaklarıyla bunu kurmak isterlerse %40 ile %60 arasında desteklemeden faydalanıyorlar. Onun haricinde KDV muafiyeti var bununla alakalı gittiğiniz zaman ve bunları çok kolay bir şekilde edinebiliyorsunuz. Böyle olduğu zaman da insanlar damlama sistemine geçti. Çiftçimizin özellikle büyük bir bölümü. Bunun faydası ne? Bunun faydası ne? Şunu söyleyelim. Yani açıkçası önceden bu kırsal kesimde yaşayan köylerde zenginlerin taban yerlerde arazileri olur. İşte biraz daha gariban kesim diyelim. Onların da kıraç yerlerde arazisi olur. Zenginle fakiri eşitledi şu an bu sistem. Çünkü suyun gidip gitmemesi, karıkta kalıp kalmaması böyle bir şey kalmıyor artık. Tamamen boru sistemiyle, ince borularla, karık üzerine dizilen bu borularla sulama yapıldığı için kıraç arazide, taban arazide de fevkalade ürün veriminde artışlar oldu. Çünkü hem daha az suyla, zayiatı da. Bir de en önemlisi şu, bitki belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra içerisine girip gübreleme yapmanız veya ilaçlama yapmanız mümkün değil. Bunu tamamen el emeğiyle ya da fiziksel güçle yapmanız lazım. Bu da her zaman mümkün değil. Ama damlama sistemiyle hem sularken aynı zamanda bitkinin o safhadaki ihtiyaç duyduğu gübreleri de siz sıvı gübre olarak ve aynı zamanda organik gübre olarak da verme imkanınız var. Dolayısıyla bu da ürünün tonajına, ondan sonra hasatın rekoltesine direkt etki ediyor. Mesela şöyle bir örnekle açıklayabiliriz bunu. Mesela Mısır'da normal karık ekimi yapan bir vatandaş 5 ton civarında silajcık mısır alırsa damlama sulamayla yaptığı zaman bu rakam 7 ton, 8 ton, 9 ton hatta 10 tona kadar çıkabilir. Hatta ben bilmeyenler vardır, unutanlar vardır. Domatesten bir örnek verelim. Malumunuz bizim burada 2 tane büyük Ovaköy'de kurulu domates salça fabrikalarımız var. Bir zamanlar bu çok yoğun bir şekilde domates ekimi vardı. Domates ekiminden belli bir zaman sonra insanlar vazgeçti. Çünkü dönüm miktarını almış olduğu tonajlar azalmaya başlamıştı. Fakat damlama sistemiyle tekrardan bu hayata geçti. Şimdi bizim bu 13 yerleşim yerimiz var diyorum. Burada belli noktalarda gerçekten bu işi profesyonelce yapan, işini meslek edinmiş, titizlikle yapan insanlar dönüm başına
18 tona kadar, 19 tona kadar alanlar var. Genel ortalama 12-13 ton civarında. Piyasa koşulları da biraz yardım ettiği zaman insanlar gerçekten emeklerinin karşılığını alabiliyorlar. O manada damlama sistemi çok önemli. Mesela bunu yine bir örnekle pekiştirelim. Biz ilk birliğe göreve geldiğimizde 22.500 dönüm alanda 42 milyon metreküp su kullanmışız. Bu çok ciddi bir su tüketimi. Hele hele Balıkesir'in 21-22 milyon metreküp su kullandığını düşünürsek içme suyunda. Şimdi ben hatırlıyorum, 6-7 yıl önce böyle bir kriz olmuştu. Evet. Su verilememişti. İkizce Tepeler'de su az. Yani şimdi bu yıl bol. Geçen yıl bol ama her yıl böyle olmuyor. İşte orada sulama birliğinin yönetimi, tabii biraz da tecrübeyle alakalı bu. O dönem şanssız bir dönem olmuş artık. O konulara da çok fazla girmeyelim. Yani geçmiş insanların hakikaten çok canı yanmış o dönemde. Ben de aynı zamanda siyaset de yapıyoruz, sulama birliği başkanlığı da yapıyoruz ama işte Pamukşehir'de benim de bir çiftliğim var. Orada tarımsal faaliyette de bulunuyoruz. Biz de sıkıntı çekmiştik o zaman. Hani bu şeydir bazen, yani iyi olduğu zaman Allah'tan, kötü olduğu zaman birliklerden, belediyelerden bilinir bu. Ama planlamayla alakalı. Tabii yani sonuçta. Genel olarak planlamayla alakalı. Mesela işte biraz önce söylediğimiz gibi 22.500 dönüm alanda 42 milyon metreküp su kullanırken şu an 29 bin kusur, artık 29.150 dönüm toplamda bir alan ekilmiş. Burada kullanılan su miktarı 36 milyon metreküpe düşürdük. Eski sistemle hesapladığımız zaman 55 milyon metreküp su tüketilmesi gerekiyordu. Tabii bunun başka nedenleri de var. Sadece damlamadan kaynaklanan şeyler değil. Ana kanalda çok ciddi bir bakım çalışması da yaptık. Şimdi siz bu yani birlik kanalların bakımı, onarımı. Tabii biz birliği anlatırken aslında birden şimdi şeylere geldik. Evet. O da çok önemli çünkü de isterseniz birlik yani ne yapıyor, ne iş yapıyor? Şimdi birlik öncelikle dediğimiz gibi bir su planlaması yapıyor. Onun haricinde bizde kurulu sistem olarak devlet su işlerinden devir aldığımız 50 kilometre civarında bir ana kanalımız, 15 kilometre pompa istasyonlarımız, orada da kanallarımız var. 3 tane terfi istasyonumuz var. Tabii bunların temizliği ve bakımı. Bunlar da sonuçta bir tesis. Yıprananlar var, eskiyenler var. Bunların bakımıyla alakalı çalışmalarımız var. Şimdi yaz sezonunda kanallarda su var. Kışa girerken kanallarda su yok. Ondan sonra kanalın içine işte rüzgarla veya bir takım sebeplerle birçok pislikler girebiliyor. Veya orada balçık oluşuyor. Otlar, yabani otlar çıkabiliyor. Bu kanalı biz 49 kilometre kanalı temizliyoruz öncelikle. Hem bir ot mücadelesi sezona başlarken, tabii sezona başlarken. Yani. Burada ciddi bir temizlik çalışmamız oluyor. Ve çok meşakkatli bir iş bu. Çünkü kanalın içinde su olduğu zaman temizlik yapamıyorsunuz. Kanalındaki suyun bir miktarın azalması lazım. Çünkü doğal yollarla da kanala su girebiliyor. Fakat suyun kurumasını beklerseniz sezon başlamış oluyor. Dar bir süreçte neredeyse 24 saat esasına göre o esnada çalışıyoruz. Kanalın temizleri yapıldıktan sonra da her yerleşim alanının sorumlu bir arkadaşımız var o bölgede çalışan. O arkadaşlar da çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mütemadiyen orada telefonlarla su ihtiyacı olduğu zaman, bir de biz sistemimizi anlatırken şöyle anlatalım. Yani nasıl mesela suyu şimdi şöyle, salmıyorsunuz bizim bir ana kanalımız var. Evet. Ana kanalımız var. Ana kanaldan baraj çıkışıyla itibaren cazibe yöntemiyle su geliyor. Ve ana kanalın altındaki bütün yerlerde boru sistemiyle yapılarımız var. Bu yapılarla da insanların tarlalarının içerisinde bu yapılardan su alma üniteleri var. Hı-hı. Çıkışları var diyelim. Vanaları var. Aslında sadece vatandaş gittiği zaman vanasını açıp işte gerekli malzemesini taktığı zaman suyu almış oluyor. Bütün köyler aynı anda sulama, yani planlama, onu ben anlamak istiyorum. Mesela şimdi, herkes aynı anda vanasını açarsa işte, açabiliyor mu? Yani onun da bir planı var mutlaka. Tabii onun da bir planı var ama Temmuz ayında çok sıkıntılı olduğumuz bir ay içerisinde oluyor. Artık mevsim koşullarının en sıcak olduğu dönem ve bütün ekilen mahsullerin en fazla suya ihtiyaç duyduğu bir ay bu ay. İşte o esnada biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz ama daha önceden bizden önceki arkadaşlar işte her köyde kısıntılara gitmişler. İşte iki gün bir köyde su vermeyelim, bir gün buraya vermeyelim diye. Ama biz geldikten sonra biz en azından şunu biliyorum. Devlet su işlerinin
ekipleri bu projeyi zamanında hazırlarken o mühendis arkadaşlarımız muhakkak aynı anda bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir proje gerçekleştirmişler. Dediğimiz gibi bu tamamen planlamayla alakalı. Biz şimdi hiçbir yerde kesinti yapmadan 7 gün 24 saat insanlar istediği zaman her noktada sulama yapabiliyorlar. Tabii bizde 13 tane yerleşim alanı var dedik. Son 3 köyümüz, özellikle Yenice son köyümüz bizim. Onun öncesinde Çandır var. Aslan, Çandır ve Yenice'de su sıkıntısını çok yaşandığını biliyorduk daha önce de. İşte burada 30 gün, 34 gün boyunca yaz döneminde suyun gitmediği zamanlar oldu. Veya en azından öyleymiş önceden, bilemiyorum. Şimdi biz göreve geldikten sonra orada birçok yaptığımız çalışmalar var. O çalışmalar neticesinde biz en fazla insanlara 2 gün veya 3 gün su veremediğimiz zamanlar olabiliyor. O da son köyler. Bizim aslında suyu tahliye ettiğimiz son köyümüz. 34 günle 3 günü kıyasladığımız zaman bu da hiçbir sorun değil. İnsanlar da bu manada fevkalade memnunlar. Çünkü şunu biliyorum, Yenice köyünde kiralama bedelleri işte dönüm başına 50 lirayken işte bu şekilde su geldikten sonra 100 liraya 150 liraya çıktı dönüm miktarları, en azından kiralama bedelleri. O manada verdiğimiz hizmetler çok önemli. Bir de bu ana kanalda 96 yılında yapılıp faaliyete geçmiş. Tabii zaman içerisinde deforme oluyor bir şekilde, bunların tamiratının bakımı olması lazım. Bir de bizim birlikteki kanunumuz gereği biz yıl içerisinde topladığımız paranın %30'unu yatırımlara ayırmak zorundayız. Tamir ve bakım için. Sayın Başkan, burası önemli. Neden önemli? Ben aynı zamanda size şeyi de sormuşum. Mesela açık sulama yapıyorsunuz. Evet. Şey yapıyorsunuz. Nasıl ücretlendiriyorsunuz? Bu biraz geniş bir alan oluyor. Kısa bir ara vereceğiz. Tabii. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.